Yaman. Sen neden geldin? Seni yalnız bırakmak istemedim. Duramadım evde. Bir de sana anlatmam gereken bir şey var. Olanları Cengiz abi anlatırken Zuhal duymuş. Ne dedi? Kimseye bir şey söylemeyeceğine dair söz verdi. Ama ona güvenebilir miyiz bilmiyorum. Sonra düşünürüz bunu. Abim nasıl? Ben evden çıkarken odasında dinleniyordu. İlaçlarını da aldı. Cengiz abiye emanet ettim. Sık sık kontrol edip haber verecek. Yüzün hala bembeyaz. Çok korktun değil mi? Gel şöyle oturalım biraz. Senin için de endişeleniyorum. Beni boş ver. Asıl sen nasılsın? Neler oldu burada? Polisler geldi ifade almak için. Tekrar gelecekler. Onunla da konuşacaklar. Her şeyi anlatacak. Öyle bir şey olmayacak. Abimi tekrardan ateşe atmasına izin vermeyeceğim. Sabahtan beri bir şey yemedin değil mi? Açsındır. Sana bir şeyler alıp geleyim ben. Gerek yok. Aç değilim. Olmaz. Yemen lazım. Hemen geliyorum. Ben... Siz burada mıydınız ya? Çok merak ettik sizi. Allah'tan kilidi açıp bakayım dedim de. Nihayet gelebildim. Binaya bakarken burada kilitli kaldık. Nasıl oldu anlamadım. Telefon da çekmedi. Allah'tan anahtar üstündeydi. Herhalde. Neyse kurtulduk işte. Hadi gidelim. Duygu. Volkan. Bize müsaade eder misin? Tabii. Az önce bana söylemek istediğin bir şey vardı. Yok. Sana söylemek istediğim bir şey yok. Anla artık. İyi de neden o kadar duygulandın? Saatlerce kilitli kalmak sinirimi bozdu o yüzden. Öyle mi? Tamam peki. Söyleyemem. Ama. Duygu, iyi misin? İyiyim. Ne oldu buna? Niye böyle afra tafra yaptı? Yok bir şey Volkan. Gidelim.
Canan'la mı yakını mısınız? Evet. Görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yine duramadınız değil mi? Doymadı içinizdeki canavar. Yaptıklarınızın sonucuna bir bakın. Masum bir insanın elini kana buladınız siz. Bu aileyi dağıtmadan rahat etmeyecek mi içiniz? Ne istiyorsunuz hala bizden, ne? Yeter be. Bıktım usandım sizden. Ne diyorsun sen, ha? Şu halime bak. Şu halime. Az daha ölüyordum ben. Ölüyordum. Şu kanımı bulaştırmışım da bilmem neymiş de. Yaralanan benim. Şunun ettiği laflara bak. Yaralanan sizsiniz öyle mi? Peki Ziya Bey'i küçücük yaşında terk ederken yaralayan kimdi? Siz değil miydiniz? Yıllar sonra dönüp anne özlemini kullanan, onu kendine oyuncak eden... Canından çok sevdiği kardeşini ölüme sürüklediniz siz. Sakın bana mağdur numaraları yapmaya kalkmayın. Ne ektiyseniz onu biçtiniz siz. O bahçe makasını tutan Ziya Bey olsa da... Bunu ona siz yaptırdınız. Bana bak. Sakın. Sakın tek bir kelime daha etmeye kalkmayın. Ziya Bey'i bir daha mahvetmenize ne ben izin veririm ne de yamam. Vay vay vay. Vay. Koskoca Yaman Kırımlı abisini kurtarmak için ayaklarıma kapanmaya yalvarmaya mı geldi? Abini ne kadar sevdiğini biliyorum. Onun için her şeyi yapabileceğini de biliyorum. Canan konuşur da abime hapse atarlar diye için içini kemiriyor değil mi? Ödün kopuyor ağzımı açarım diye. Hayatımı kurtardığına göre çaresizsin. Yaşamam işine geldi değil mi? Ama beni böyle hastane köşelerinde can çekişirken görmekten de mutlusundur. Az da olsa için yağları erimiştir. Ama boşuna sevinme. Bu iş daha yeni başlıyor. Abinin kaderi iki dudağımın arasında. Polisler geldiğinde, neler olduğunu sorduğunda her şeyi teker teker anlatacağım. O zaman işte böyle başıma gelip de bana hesap sormak neymiş göreceksiniz siz. Polisler geldiğinde onlara bunun bir kaza olduğunu söyleyeceksin. Ne abimden bahsedeceksin ne de benden. Anladın mı? Niye böyle bir şey yapacakmışım? Ha? Silmediniz mi beni hayatınızdan? Ne borcum var size? O çatlak abin yüzünden az kalsın ölüyordum ben. Ama abim bu kadar kıymetliyse... O zaman çenemi kapatmam için bir 10 milyon dolar daha verirsin ha? Sen beni tehdit edemezsin. Abim benim her şeyim. 6 yaşımdan beri onu korumak benim boynumun borcu. O nasıl benim için her şeyi yaparsa... ...ben de onun için her şeyi yaparım. Eğer polise abimin adını verirsen... Bu dünyada toz zerreni bile bırakmam.
ezer geçerim seni. Merhamet etmem için yalvarırsın. Bunu aklına iyice sok. Canan Hanım, uygunsanız ifadenizi alabiliriz. Siz çıkabilirsiniz. Ziya abinin adını vermeyecek değil mi? Her şeyi hatırladığınız şekilde anlatın. Olay nasıl gerçekleşti? Biri sizi kasıtlı mı yaraladı, yoksa kaza mıydı? Tamam. Size her şeyi anlatacağım. Her şey beklenir ondan. Hırsından gözü dönmüş sanki. Ama eğer abimin adını verecek olursa ona zerre acımam. Abimin hayatını ikinci kez ateş atmasına izin vermem. Yaman Kırımlı, Canan Hanım'ın ifadesini aldık. Kaza sonucu yaralandığını, olayda bir kasıt olmadığını söyledi. Olayda bir art niyet olmadığını anladık. En kısa zamanda da ifadeniz için sizi emniyete bekliyoruz. Geleceğim. İyi günler. İyi günler. Çok şükür. Kurtuldu Ziya abi. Ben... Ne dersen de Duygu. Senin yaralanmana asla izin vermem. Toz zerremi bile bırakmazmış. Ezer geçermiş beni. Laflara bak. Ben bu tehditlere gelecek kadın değilim ama işte sıkıldım sizden. Uğraşmak istemiyorum. O yüzden sustum. Kraliçem. Geldin. Sonunda geldin aşkım. Biricik sevgili. Ah benim biricik aşkım. Nasıl kıydı onlar sana? İyisin değil mi? Bir ağrım falan yok. Yok ağrım falan yok. Sen geldin ya bütün ağrılarım geçti. Çok özledim ben seni.
Ya cinayeti kasıtla işlemediyse? Belki de meşru müdafaa vardır. Önce adam saldırmıştır ona, o da kendini korumak zorunda kalmıştır. Bir şey mi oldu? Benimle geliyorsun. Hayır, gördüğün gibi geliyorsun şu anda... dedim. Hayırdır Ali Komiser? Ne oluyor? Bir dakika. Ali Komiser. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor dedim. Hayırdır Ali Komiser, kendine gel. Bir dakika Volkan. Ne oluyor anlat. Söyleyeceğim ama burada değil. Gidiyoruz. Gelmişsin. Gelmişsin. Ama... Ama ben gideceğim Yaman. Gideceğim ben. Teslim olacağım. Suç işledim çünkü. Cezamı çekeceğim ben. O bize zarar veremeyecek Yaman. Kötülük edemeyecek artık bize. Hiçbir yere gitmeyeceksin abi. Ben hep senin yanında olacağım. Sen de benim. Ama beni ayıracaklar senden. O öldü. Ben öldürdüm onu. Ben öldürdüm. Ama ben böyle olmasını istemedim ki Yaman. Bize zarar vermesin diye. Abi sakin ol. Ölmedi. Merak etme, yaşıyor. Ve bize asla zarar veremeyecek. Yaşıyor. Yaşıyor öyle mi? Yaşıyor. Ama bizim için çoktan öldü o. Öldü değil mi kardeşim? Öldü. Çoktan. Yıllar. Yıllar önce öldü. Öyle bir annemiz yok artık bizim. Yok. Yok abi. Yok. Son okberiye bakalım. O güzel yüzüne renk gelsin. Bir an önce iyileş kraliçem. Hayallerimize kavuşalım artık. Sabırsızlanıyorum. Ben sana kavuştum ya. Gerisi umurumda bile değil. Şu halime bak. Ölümden döndüm resmen. Ama hepsi ikimiz içinde. Sadece ikimiz. Ah. İyi misin? Hemşire falan çağırayım mı? İyiyim. Sadece biraz ağrı saplandı. Kıyamam sana ben bir tanem. Sen elde bir iyileş. İlk işi o kurumlardan hesap soracağım. İnsan annesine, öz annesine bunu yapar mı? Neler yaptılar bana bir bilsen. Ama paraları aldık ya, şeytan görsün onların yüzünü. Sahi
Paralar nerede? Yani güvende mi? Bu Yaman paramızı geri almasın. Güvende, güvende. Sen merak etme. Paralar artık bizim. Hesap sormayı falan da boş ver. Sen yanımdasın ya. Dünya umurumda değil. Kimseyle de ödeşmeyelim artık. Hayatımızı yaşayalım. O kadar özlemişim seni. Hadi abi, sen biraz daha dinlen. Merak etme, bundan sonra hiç kimse özlemeyecek bize. Yaman. Yaman, sen... Sen iyi ki varsın, iyi ki. İyi ki benim kardeşimsin sen. İyi ki, iyi ki. Amca. Benim anlarımda. Gel ateş parçası, gel bakalım. Teyze sen de gel. Geldim bir tanem. Bu andan itibaren yeni bir hayatımız olacak. Eskisinden daha mutlu olacağız. Bu aileyi hiçbir güç yıkamayacak. Merak etmeyin. Bugünden itibaren artık yeni hayatımıza başlıyoruz. Zenginiz aşkım. Dünyanın altına üstüne getireceğiz. Nereye istersek oraya gideceğiz. Canımız ne isterse onu yapacağız. Sadece ikimiz. Sadece ikimiz kraliçe. Sadece ikimiz. Ben ne yaptıysam hep ikimiz için yaptım. Sana kavuşabilmek için. Seninle yaşayabilmek için her şeye katlandım. Çektiğim bu işkencelere de değdi. Kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Biz çok mutlu olacağız seninle. Sen bu hayattaki benim en büyük şansımsın. Hadi git de bana bir su al. Heyecandan dilim damağım kurudu. Bir de aşkım çikolata alır mısın? Aa, almam mı hiç? Sen yeter ki iste. Koşa koşa gider getiririm. Asıl ben işkence çekiyorum senin yanında. Neyse, biraz hava alayım. Bu yaptığınız suç olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Kimseyi zorla alıkoyamaz. Bu yara izini görüyor musun? Çocukluğumdan kalma. Ömrüm boyu taşıyacağım bir iz bu. Annem babam yok diye içine kapanık bir çocuktum ben. Kimseyle konuşmazdım. Yalnız olmak isterdim. Mahallenin çocukları canımı sıktığında hep kavga ederdim onlarla. Derdini birileriyle paylaşmak yerine evin çatısına çıkar, saatlerce tek başına ağlardım. Bir gün yine aynısını yaptım. Çıktım, ağladım tek başına. Sonra dengemi kaybettim. Ayağım kaydı, düştüm aşağıya. O gün az kalsın ölüyordum. Üç kırık. Yara izi de o zamandan kalma işte. Osman amcam, o zamana dek
Bana tek fiske vurmayan adam ilk ve tek tokadını attı bana. Konuşacaksın dedi. Anlatacaksın. Derdin olduğunda, canın yandığında, kafana bir şey takıldığında gelip bana anlatacaksın. Şimdi bunu niye söyledin diyeceksin. Ben de senin yaralanmanı istemiyorum Duygu. Canının yanmasını istemiyorum. Hayatın bütün yükünü tek başına taşıyamazsın. Bir şeyler saklıyorsun. Ve bu sana zarar veriyor, görüyorum. Konuş benimle. Anlat. Senin de o çatıdan düşmeni istemiyorum. Yalnız değilsin Duygu. Bak, ben varım. Lütfen saklama artık. Konuş benimle. Söyle her şeyi. Tamam. Söyleyeceğim. Sevgilim, hani ben araya ne kadar bekleyecektin? Dayanamadım, ne yapayım? Ben de bu Canan denen kadına dayanamıyorum. Bekle beni aşkım, az kaldı. 10 milyon doları seninle çatır çatır ezeceğiz. Bugün yine hayatımızın ilk günü. Senin gülüşünle başlamalı. Şu andan itibaren albümümüz unutulmayacak fotoğraflarla dolacak. Aile albümümüz için fotoğraf çekiyoruz ateş parçası. Ben de hazırım, şimdi çekilebiliriz. Ben de size bir şey göstermeye geldim. Hazır mısınız? Bakın ne çizdim ben. Burası bizim evimiz mi? Çok güzel olmuş. Evet teyze. Hem bacalarından duman tutuyor, hem de güneş böyle parlıyor. Çok mu üşüdün bakayım sen? Sen geldiğin için artık üşümüyorum. Bak, karnım da ağrımıyor hiç. Çok güzel olmuş ateş parçası. Ama bir tane daha çizmen gerekecek. Daha büyük, daha sıcak.
daha neşeli bir ev. Hatta bu kez o resmi hep birlikte çizeceğiz. Çünkü yakında yeni bir evimiz olacak. Nasıl yani? Taşınıyor muyuz? Evet. Bir sene sonra her detayına birlikte karar verdiğimiz yeni bir evimiz olacak. Bugün de planını yapmaya başlıyoruz. Hayalimiz gerçek olacak yani, öyle mi? Evet. Senin de her hayalim gerçek olsun istiyorum. Bundan sonra ağlamanı değil, sadece gülmeni istiyorum. Şimdi atlarda olacak mı amca? Evet, ateş parçası olacak tabii. Atlarda, köpeklerde, ördeklerde olacak. Sen ne istersen. İşte haber diye ben buna derim. Kaybolmasın bu an. Hatta albümde kalmaz. Duvara da asarız bunu. Kimse bilmemeli. Eğer Ali'ye söylersen çok büyük bir hata olur. Yasemin'le kavuşamadan onu kaybedersin. Duygu, kardeşin için. Başka çare yok. Sana söyleyeceğim şey şu. Kendi travmalarını bana yüklemekten vazgeç. Bende yeterince var çünkü. Tek istediğim şey işimi yapmak. İzin verirsen tabii. Duygu, emin misin? Gerçekten bana söyleyeceğin şey bu muydu? Yoksa vaz mı geçtin anlatmaktan? Hala aynı şeyi yapıyorsun. Niye bu kadar üstüme geliyorsun? Niye beni anlamak istemiyorsun? Buydu, evet. Başka bir şey yok. Anladın mı beni? Sana söylemek istediğim başka bir şey yok. Peki. O zaman daha fazla konuşmanın manası da yok. İnanmıyorum sana. Benden ne saklıyorsun öğreneceğim. İstediğiniz çiçekleri getirdim hadi hadi. Buyurun. Ne de güzeller. Sofra çiçeksiz olmasın dedim. Mis gibi kokuyor. Ziya Bey bayılacak. Gideyim vazoya koyayım. Thank you.
Hayır anne, yalancısın sen, yalancısın. Sen bir anne değil misin? Anne değil misin? Korkunç bir canavar mısın? Canavar mısın? Kardeşimi öldürmeye çalıştın sen. Ama buna izin vermem anne, vermem. Buna, kardeşime yaklaşmana, ona sokulmana, ona dokunmana bir daha izin vermem anne. Vermem! Çok düşünceli görünüyorsunuz Ziya Bey. İyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Yok bir şey. Susuz kalmışlar. Siz hep sulardınız çiçeklerinizi halbuki. Ya. Öyle değil mi? Hep ilgilenirdim onlarla. Hiç ilgisiz bırakmazdım onu. Ama işte hayat... Hayat böyle. Sen ilgileniyorsun onlarla. Yetiştiriyorsun, büyütüyorsun. Sonra bahçenden birini alıyorsun onları koklasın diye. Ama o koklamıyor. Mahvediyor. Mahvedip gidiyor bütün bahçeyi. Sonra geçer diyorsun tabii. Geçer. Artık bitti diyorsun. Bitti. Bitti diyorsun artık. Bitti. Bitti değil mi? Geçti. Bir daha olmaz değil mi? Ha? Ziya Bey, ben sizi çok iyi anlıyorum. Bir zamanlar benim de bahçemi yakıp yıkıp geçmişti biri. Nasıl bir acı olduğunu çok iyi bilirim. Ama ben yeniden yeşersin bahçem, yeniden açsın çiçekler diye gayret etmeye karar verdim. Çünkü... Çiçeklerinizin size ihtiyacı var Ziya Bey. Hem eğer isterseniz ben de seve seve yardım ederim onlara bakmanıza. Günaydın. Uyandın mı sen? Kahvaltı hazır. Anne. Moralin bozuk gibi. Ne oldu, iyi misin? Yasemin'i gördüm rüyamda. Hiç iyi değildi. Elleri, kolları bağlı, yardım edin, yardım edin diye bağırıyordu yavrum. Hayırdır inşallah. Başı dertte mi acaba Duygu? Darda mı kızım? Kim bilir kimlerle? Ne işler var başında? Belki de kötü işlere falan bulaşmıştır. Sanki rüya değil de gerçek gibi böyle halim, bakışlarım, bağırışım hala gözümün önünde. Ben onu hiç böyle görmem ki. İçim yanıyor benim. Anne, kötü düşünme, iyi düşün. Ah, bulamadın bir türlü kardeşini. Bulamadın Yasemin. Kaç ay oldu İstanbul'a geleli. Bulamadın. Bulamadın. Hı?
Allah nazarlardan saklasın. Kem gözlerden korusun. Düşman gözünden sakınsın inşallah. Amin. Ne güzel. Böyle kalabalık. Bütün aile yine hep birlikteyiz. Bundan sonra hep böyle olacak. Bir daha asla kimsenin ailemize zarar vermesine izin vermeyeceğim. E hadi abi siz de oturun. Buyurun. Gel Cengel, gel. İyi uyudun mu sevgilim? Kabus gördün sanki. Sayıkladın bir ara. Evet, kabus gördüm. Yaralandığım o anı gördüm. Ama şimdi iyiyim. Sen yanımdasın ya. Artık hep senin yanında uyanacağım. Tabii ki sevgilim. Artık bundan sonra her güne beraber uyanacağız. Şu telefonuma bakayım. Hep birbirimize fotoğraf gönderiyorduk ya. Şimdi yan yana çekelim. Gel. Bundan sonra hep yan yana olacak fotoğraflarımız. Teyzeciğim, ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Amca biliyor musun? Biz yeni bir eve taşınacağız. Hem de çiftlik ev. Öyle mi? Ne zaman? Evet abi. Bir seneye kadar inşallah yeni evimize taşınacağız. Bugün mimarla da konuşacağım. Yeni evimizi hep birlikte kuracağız. Herkesin ihtiyacını, isteklerini hesaba katarak, her detayı ince ince düşünerek. Mesela sen ne istersin abi? Bahçe isterim ben. Bahçe isterim ben Yaman. Öyle kocaman bir bahçe. Çiçeklerle dolu kocaman, kocaman bir bahçe isterim. Büyük, büyük olsun, büyük olsun. Olur değil mi Yaman, he? Olur tabii. Sen nasıl hayal ediyorsan anlat. Bugün mimarla da konuşurum ona göre. Hem ben bakarım o bahçeye, o çiçeklere bakarım. Yalnız bırakmam onları. Sularım çiçekleri, ilgilenirim onlarla. Teyzeciğim, sen ne istiyorsun? Aklında bir şey var gibi sanki. Evet istiyorum, ağaç ev. Amca, o bahçedeki büyük ağaçlardan birisini yapabilir miyiz? Harika fikir Ateş parçası. Hemen aklımıza yazıyoruz bunu da. Bahçenin en güzel köşesinde Yusuf için kocaman bir ağaç ev. Anne yaşasın. Abi, senin bir isteğin var mı? Mesela nasıl bir odan olsun istersin? Siz nasıl uygun görürseniz Yaman Bey. Odana şöyle gönlünce doldurabileceğin güzel bir kütüphane yapalım ha. Ne dersin? Çok güzel olur. Eksik olmayın. Sağ olun. Adalet. Mutfakla ilgili bir isteğin var mı? Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz Yaman Bey. Nasıl isterseniz öyle olsun. Geçenlerde mutfak için kuzine soba olsa ne iyi olur diyordun. Siz duydunuz mu onu?
Ne kadar güzel olur. Çok teşekkür ederim. Zuhal. Sana sormuyorum çünkü daha evimize taşınmamıza bir sene var. Bu süre içerisinde sen yeni hayatını, düzenini kurmuş olursun. Bize de misafirliğe gelirsin artık. Haklısın. İnşallah. Hadi fotoğraf çekelim. Yeni evimize asalım. Ama böyle gülsün herkes. Baktığımız zaman mutlu olur. Olur. Ben çekerim. Gel buradan. Evet, çekiyorum. Çek. Neden böyle davranıyor bilmiyorum. Ama benden sakladığı bir sır var eminim. Vazgeçmeyeceğim. O söylemiyorsa ne yapıp edip öğreneceğim ne oldu? Dava dosyasında yine bir kanıt yok. İncelemedi. Eğer bir gelişme olursa sen halledersin artık. Benim bu meseleyi bir an evvel çözmem gerekiyor çünkü. Anlaşıldı komiserim. Günaydın. Günaydın. Söylemedin değil mi Ali'ye? Çok zor oldu ama söylemedim. Dün gece çok düşündüm. Ne olursa olsun Yasemin'i önce ben bulacağım. Sen dava dosyasıyla ilgilen. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Önemli olabilir. Ben de peşine düşeceğim. Arayacağım. Ali benden şüphelenirken ona yakalanmadan nasıl yapacağım bilmiyorum. Seviyor çünkü beni. Biliyorum. Bırakmaz. Merak ediyor. Sevgi böyle bir şey işte. Ali senden çoktan vazgeçti bile. Az önce Kara ile konuşurlarken duydum. Artık Duygu ile bir ilgim olmayacak dedi. Vazgeçtiğini, yoluna bakacağını söyledi. Takma kafanı artık. Merak etme yani. Ali düştü yakandan. Öyle mi demiş? İyi. Böylesi daha iyi oldu. Kaybedecek vakit yok. Bu bizim bölgeye hakim olan adamlarımız vardı. Belki bir şeyler biliyorlardır. Sen şu çocuğun adını da ver bana. Benim de tanıdığım birkaç muhbir var. Adlarını buraya yazıyorum. Numaralarını mesaj atacağım. Ha bir de arkadaşının sürekli takıldığı bir mekan var. Bunu da anlatıyorum şimdi değil mi?
beğenmedin mi hiçbirini? Hepsi çok büyük. Evet tamam, sonuçta kalabalık bir aileyiz. Ancak... mesafelere tahammülüm kalmadı demiştim sana. Ben her bakışım sana değsin istiyorum. Çalışma odamdan çıktığımda seni göreyim. Sen mutfakta çalışırken seni izleyeyim istiyorum. Sonra işlerimiz bitip çıktığımızda burun buruna gidelim. Her an soluklarımız üzerimizde olsun.